Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatlı dağ incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin fiili faaliyet konusu her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil bunların ham ve ibtidai maddelerini, yardımcı ve katkı maddelerini, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarım mamulleri ve tam mamulleri, üretimi, dağıtımı, pazarlama, yurt içi ve yurt dışı ticareti ve komisyonculuğunu gerçekleştirmektir. Arkadaşlar, bunu söyledikten sonra şimdi biraz şirketin verilerinden bahsedelim. Son bir haftalık getirisine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. 3,15, yani %3,15 bir haftada artış kaydetmiş. Bir aylık getirisine baktığımızda eksi 2,26, yani fiyat düşmüş son bir aydır. Yılbaşından itibaren getirisi %77,85. 12 aylık getirisi de %80,72. Yani yılbaşından ve 12 aylığın farkını anlatmıştık daha önceden. Yılbaşı Ocak 1'den itibaren bulunan tarihe kadar olan kısım. Bir yıllık, yani 12 aylık olan ise diyelim Eylül 2019'dayız. Eylül 2018'den Eylül 2019'a kadar olan kısım onu kapsıyor. Yani şu an aslında ikisi de birbirine çok yakın. Çünkü bu ayda bitmek üzere neredeyse. İkisi birbirine eşit olacak. Bu şekilde. Bunun dışında satışları arkadaşlar %17 artmış. 2019 Eylül'den 2020 Eylül'e kadar. Net kar %11,4 artmış. Öz kaynaklar %11,4 artmış. FABÖK'te %0,5 artmış. Bunun paralelinde hisse başı temettüleri de artmış. 2019'da 20 kuruşmuş. 2020 tahmini 3,28 kuruş olması bekleniyor. Tahmini bu. Hisse başı kar da 2019'da 48 kuruş civarı gerçekleşmiş. 2020'nin 9 aylık kısmında 69,70 kuruş. Yani hani henüz yıl bitmemesine rağmen artış kaydedilmiş. Hisse başı temettü daha fazla bir artış var. Buradan bunu da görüyoruz. Burada oranlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şekilden de görüldüğü üzere gayet olumlu temel verileri. Buna bakarken şuna dikkat etmemiz lazım. Burada arkadaşlar sadece borçluluk hani yerinde saymış. Gerisi gayet olumlu. Tatkı Dağı'nın fiyat bölü kazanç oranına baktığımızda 15,14 olarak gerçekleşmiş. Yani normalde bu 10'un altında olması olumlu ucuz olduğunu gösterir. Fakat burada şöyle bir durum var. 10'un üzerinde ama sanayi ortalamasının çok altında. Olumlu. Kendi ortalamasının bir tık üstünde. Sanayi ortalamasına göre çok düşük. Bu sebeple olumlu. Piyasa değeri bölü defter değeri, bu da 1 ve civarı olması beklenir, istenir, olumludur. 2,37 olarak gerçekleşmiş. Ama bu 1 ve civarı olayı kendi ortalaması için böyleyken bulunduğu sektörle de karşılaştırması yapılır. Yani misal burada sanayi ortalaması 3,86, 2,37 onun çok altında. Yani neredeyse evet 3'te 2'si kadar. %33 falan iskontolu. Bu güzel. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 10,66 olarak gerçekleşmiş. Bunun da 10 ve altında olması beklenir ama sanayi, yani bulunduğu sektörle karşılaştırması da önemli. 17,81 olan sanayi ortalamasının oldukça altında. Bu sebeple olumlu. Karlılığı artmış arkadaşlar. Sanayinin karlılığı %6,65'ten %6,25'e düşmüş. Düşme söz konusuyken Tatkı Dağı'da bu oran artmış. 6,52'den 8,44'e gelmiş. Ki bunun da %5 ve üzeri olması olumlu algılanır. Gene olumlu. Borçluluk %85'in altı olumlu algılanır. Tabii bir de bulunduğu sektörle de karşılaştırılır. %54,5 olarak gerçekleşmiş. Bu fena değil. Sanayi ortalamasının da hemen altında. Bunu da nötr olarak aldık. Görüldüğü üzere arkadaşlar firmanın temel verileri gayet olumlu. Kâr eden bir şirket. Şimdi geçelim grafiğimize. Burada öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Burada detay bilgiler dediğimizde az önce de zaten
piyasa değeri böyle defter değeri, FK'sına vesaire baktık. Şurada şunu göstermek istiyorum. Piyasa değeri 1 milyar 471 milyon 520 bin civarı. Öz sermayesi de 607 milyon 800 bin 380. Yani şu ikisi arasındaki farkı karla ne kadar sürede kapatır? Bunu hesaplamamız temel analiz açısından önemli. Bunun 10 ve altında olması gene önemli. İyi bir gösterge arkadaşlar. Şimdi 1 milyon 471.520'den öz sermayeyi, yani burası piyasa değeri, burası da defter değeri. Bunu çıkardığımızda yaklaşık ne kalır? 600, 800, evet. 863 bin civarı bir şey kalır. 863 bini de 73'e böldüğümüzde, bakalım şuraya tekrar. Evet, 863 bin. Yani yaklaşık 12 civarı bir şey yapar. Bu da fena değil. Bunu da söyledikten sonra şimdi grafiğe geçelim. Grafiği yeniliyorum. Şurada arkadaşlar hızlıca yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde inceliyorduk. Bunu yapma sebebimiz de herhangi bir desen formasyon var mı? Bunu yakalayabilmek için. Yılını açtığımda logaritmik olmasına dikkat ediyorum. Yükselme trendi. Aylığa geldiğimizde gene itibariyle yükselmiş. Yani gitgeller yaşansa da şurası gibi. Ama genel itibariyle yükselmiş. Haftalıkta da bir dalgalanma mevcut ama son dönemeçte yükselme trendi gene devam ediyor. Günlüğe geldiğimizde linear açıyorum. Burada da yükselmiş, bir miktar düşük yükselmiş, tekrar düşük, tekrar yükselmiş. Yani benzer desem var. Genel itibariyle yükselme söz konusu. Tekrar aylığa döndüğümüzde bunu logaritmik yapmayı ihmal etmiyoruz. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Fiyatın yeşil çizginin üzerinde, onun da kırmızı çizginin üzerinde olması olumludur. Beklenen de budur arkadaşlar. Şurada bir kırmızı çizgi üste geçmişse de yeşil çizgi üste atmış. Şurada gördüğünüz gibi ikisi de destek görevi görmüş. Bu beklendiği gibi olumlu. Ay haftalığa geldiğimizde, evet arkadaşlar dondu, düzeldi şimdi. Haftalıkta da benzer bir durum var. Fiyat bir 70, pardon, 20 günlük hareketli ortalamanın altına düşse de toparlamış arkadaşlar. Üstüne 60 atacak. Yani bir miktar şunu büyütürsek şöyle. Evet, attığını görüyoruz. Bu da olumlu. Şurada 20 günlük hareketli ortalama ve şurada destek görevi görmüş. Bunu da gene görebiliyoruz. RSI'de 54, aşırı alım bölgesinde değil, sıkıntı yok. Günlüğe geldiğimizde lineer'e çeviriyoruz. Burada şu an henüz kırmızı çizgi üstte, altta yeşil. Fiyat yeni yeşile değmiş durumda. Ama fiyat kafasını kaldırmış. Yani fiyat yükseldikçe yeşil de, yani en üstte fiyat geçecek. Altında yeşil çizgi, 20 günlük hareketli ortalama, onun altında da kırmızı çizgi olacak. Bu da gene olumlu. RSI'de 48, aşırı alım bölgesinde değil. Şimdi artık incelememize geçebiliriz. Bunu yapmak için tümünü sil diyorum. RSI'yı, hareketli ortalamaları kaldırdık. Günlük inceleme yapacağım için linear açıyorum arkadaşlar. Çizgi grafiğini de mum grafiğine çeviriyorum. Bunu yaptık. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Şurada bir miktar düşmüş. Yükselip hafif düşüp devam etmiş. Yani şurada tabanlara baktığımızda tabanlar hep yükselmiş. Tavanlar da hep yükselmiş. Yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Çizime geçtiğimizde ise şöyle bir durum olacak. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Bunu da sola uzatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel burayla da uyuştu. Yani burada direnç görevi görmüş. Gelmiş burada direnç görevi görmüş. Şurada bu sefer artık üstüne atmış. Geri dönüşte destek görevi görmüş. Aşağı inmiş arkadaşlar. Buradan dönmüş. Şurada yukarı gitmiş. Tam aşağıda dahi inememiş. Tekrar yukarı gitmiş. Şöyle gelmiş buradan dönmüş. Tekrar gelmiş. Burada şu an dönmek üzere arkadaşlar. Yani şunu bir miktar hatta şöyle düzeltebiliriz. Şu şekilde. Çok mu kaldırdık? Yok. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle yapabiliriz. Bunu böyle yaptıktan sonra bunu bir miktar aşağı doğru kaydırıyorum grafiğe. Şöyle. Şimdi buna paralel çiziyoruz. Paralel çiz dedik. Bunun için öncelikle şurada bir tepe belirliyorum. Şurayı baz alabiliriz. Bir de ara bir destek direnç daha oluşturacağım. Sebebine de şimdi geleceğiz. Şurayı şu şekilde birleştirirsek. Evet. Evet arkadaşlar. Şu
Bir miktar şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi şurası da arkadaşlar ara yani alttayken direnç, üste çıktığında da destek görevi görüyor. Şimdi burada gelmiş yükselme trendi devam ediyor. Herhangi bir şey, sıkıntı yok. Gelmiş aşağı burada destek olarak çalışmış, yukarı dönmüş. Olumlu. Birkaç gündür de üstünde kalmış. Bu da olumlu. Şunu bir miktar yalnız çizmiş olabilirim arkadaşlar. Şuraya yani süpürmesi lazım. Normalde de süpürüyor ama böyle oldu. Çok fazla uğraşmak istemiyorum şimdi. Birkaç gündür üzerinde. Bu da olumlu. Şimdi burada pozisyona girdiğimizi düşünelim. Öncelikle hedef şurası olur. 11.97, 12 civarları. Yani bu da yaklaşık %10-12 civarı bir prim getiri demek. Burayı kırdıktan sonra bir sonraki hedef de burası olur. Ondan sonra gerisi daha önemli ve daha sert hareketler bekliyor arkadaşlar. Ama şimdilik dediğim gibi eğer pozisyona buradan girilecekse şura hedef alınabilir. Bir de şunlara da dikkat etmek lazım. Yani şurada mesela şurası görüyoruz. Hatta isterseniz bir daha net görmek adına onu da şöyle yapalım. Yani pozisyonda beklerken de şunları görmekte fayda var. Mesela şurayı kırmış. Şurada ama geri dönmüş. Mesela şuraya gelebilir. Buradan da dönme ihtimali var. Ya da bir tık yukarısını aldığımızda şurası. Şuralar. Şurada çalışmış gördüğünüz gibi. Şurada çalışmış. Buralarda ama bu kadar her noktaya bir tane destek direnç koymaktansa biz şunu kaldırıyorum. Yani şu şekilde maksimum 2 ya da 3 çizgide bu işi bitirmek lazım. Burada öncelikle hedef 12 civarları. 12-12.04 şuralar. Sonra burayı kırarsa bir sonraki durak şuralar olur. Tabi günler geçeceği için 13.5-14'leri bulur bu. Orayı da kırarsa arkadaşlar daha sert hareketler beklenir. Arkadaşlar burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk aldığınız portföy yapınız uymayabilir. Sadece bilgilendirmek amacı taşımaktadır. Bunlar için de kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.